Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse. Harf aldınız mı? Harf aldınız mı? Basarken. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse. Hiç öyle düşünmeyin. O kadar gitmeyin. Başka devlet katında temsil eden kimse. Vekil değil. Şimdi ben bir devletim. Siz başka devletsiniz. Elçi. Elçi doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Batı kökenli bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Bir işin yolunda yürümesi için uyulması tasarlanan düzen. İmkan. Ne? İmkan değil. Değil. Tasarlanan, tasarlanmış yani. Harf etmeliyim. Onu harf verelim de sonra Esra Hanım'a o bu konu bir öğretelim tekrar. Bir işin yolunda yürümesi için uyuması tasarlanan düzen. Dua okuyor gibi geliyor bazen ağzının içinden şey yapınca Esra Hanım. Duyuyorum düzen. Hocam. Tasarlanan diyor ya tasarlama nedir? Bir proje, bir plan. Plan doğru cevap. Oldu bildik. Şimdi Esra Hanım buna basıp harf istemiyorsunuz. Evet, ne yapıyorum? Harf istiyorsunuz, biz veriyoruz. Ona basarsanız harf alamazsınız bir daha. Peki, tamam. Aynen, o süreyi durdurmak için. Peki, süreyi durdurup cevabı veriyorsunuz. Tamam. Hiç önemli değil. Efendim beş harflerden devam ediyoruz. Tek kelime ve bir sıfat sormaya karar vermişiz. Gelsin sorusu sıfatımıza. Mecazen soğuk, ayarsız ve can sıkıcı şakalar yapan kimseleri niteleyen bir söz. Alaycı. Değil. Mecazen soğuk, ayarsız. Yani nasıl şaka dalga, oluyor dalgacı, bu? Mesela şakacı, böyle espri. Soğuk, ayarsız. Espri. Yok. Soğuk, ayarsız şaka yapanlar böyle bir şey deriz. Kıvamsız. Harf satın almak istiyor. Harf satın almak istiyor. 50 lirasını aldık Esra Hanım. Ve? Laubali değil. Değil. Böyle avam yok. Değil. İşte kıvamsız çok yardımcı aslında. Kıvamsız. Böyle bayat da değil. Mecazen soğuk, ayarsız. Böyle. Bir harf daha. Bir harf daha. Tobi canım. Aa, rica ederim. Sizin paranız. Kıvam. Yani... Başına bir sessiz harf koyun. Alfabenin başında. Bı. Diğeri. Bı. Diğeri. Hayır diğer. Bir geri gelin. B, C, cıvık. Cıvık doğru cevap. Neden bilemedim? Cıvık doğru. Eyvah. Çünkü Allah bilir nerede geçti gezdiniz. Geçti biraz heyecan. Geçti değil mi? Ya cıvık bana şey geldi biraz hani ne bileyim cıvık. Biraz daha şey düşündüm ben ciddiyet böyle farklı. Biz çok ciddi bir yarışmayızdır. Ne demek istediğinizi asla anlamıyorum. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Evet. Sonradan farkına varılan durumlar için kullanılan bir söz. Sonradan, geç. Hiç öyle değil. Er geç. Şey gibi, nokta nokta olay öyle değilmiş. Geç. Ay yok öyle hiç. Zaman. Harf alın. Harf aldık. Evet. Yumuşak G. Sonra bir harf daha alırız biz. Sonradan farklı bir durum için kullanılan bir söz. Değil. Harf satın alalım. Aldık efendim harf Can, aldık. Yine ya, harf neden aldık. Şey yapamadım? Hiç öyle. Sığır, sağır. Hiç yok. Öyle o değil. Değer. Değil. Diğer. Hayır. İlk dediğinizde bir harf değişse olur aslında. Diğer. Yok. Değer. Harf değiş. Meğer. Meğer doğru cevap. Durdurun süreyi. Durdu mu? Çok şükür durdu. Meğer doğru cevap. Eyvah süreyi unutuyorum. Süre durdurmam gerekiyor. Ona basmazsanız süre akar tamam. Ki akıyor. Evet tamam. Efendim altı harflilerdeyiz. Tek kelime ve Batı kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi de. Gelsin bakalım soru. Metin ve içerik düzenleyiciler için kullanılan mesleki ünvan. Şimdi de cart diye durdurdunuz Esra evet, Hanım. Evet metin ve içerik düzenleyiciler kullanılan mesleki ünvan. Yazar.
değil. Makale. Metin ve içerik güzel. Çevirmen. Çevir. Çevirmiyor ki. Metin ve içeriği düzenliyor. Yazar değil. Genelde kitap evlerinde olur, gazetelerde olur. Bizde de var. Evet. Soruyu hazırlar. Bülten. Hayır, biz soruyu hazırlar. Ne? Editör. Editör doğru cevap. Esra Hanım, yani heyecanınız bizim de içimizi çekti yemin ediyorum. Ama sonunda biliyorum. Heyecan. İşte o beni hiç ilgilendirmiyor. Başında bilmem gerekiyor. Efendim, altı harflerle devam ediyoruz. Tek kelime cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. Hüküm günündeki toplanma alanı. Meydan, arena, hüküm gününde toplanma alanı. Evet, inşallah meydanda toplamazlar bizi. Ahiret. Gibi bir şey, ahirette gibi düşünün. Hatta şey derler, böyle çok kalabalık yerlere nokta nokta yeri gibi ya derler. Meydan, arena. Ya da ahiret, ne öyle şeyler var, işte o nokta noktada buluşuruz falanlar vardır. Hı hı. Mahşer. Mahşer doğru cevap. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Görelim. Tropika'da denen sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturduğu varsayılan iki çemberden her biri. Harf alayım. Harf verelim. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha veriyoruz. C. Barış Manço'dan söyleyeceğim şu an. Varsayalım iki çemberden biri. Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha veriyoruz. Süre gidiyor bu arada. Ne? Bir harf daha rica edeyim. Bir harf daha veriyoruz. Dönence. Dönence doğru cevap. Size helal olsun. Nasıl da şak diye buldunuz Hilal Hanım. 8 harflere geçtik. Batı kökenli bir sıfat soruyoruz. Bakalım soralım. Nasıl soruyoruz? Halkın egemenliğinden yana olan. Bir harf rica edeyim. O. Bir harf daha alayım. R. Halkın egemenliğinden yana olan, halkın egemenliğini esas alan şey nedir efendim? Yönetim biçimi? Egemenlik. Yok, bir harf daha verelim. Bir harf daha verelim. D. Ha. Meclisimizde bazı partilerimizin isminin içinde olabiliyor. Demokrat. Demokrat doğru cevap. Artık karnım ağrıdı sevgili izleyenler. Gerçekten. Yani Hilal Hanım hepsini de biliyorsunuz ha. Zaten evet, biliyorsunuz. Ya ve şu an çok stresten... sıcak bazı. Evet, gerçekten öyle. Efendim, 8 harfli bir diğer sorumuz geliyor. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Birlikte kullanıldığı fiili soru içinde veriyoruz. Gelsin bakalım. Etmek fiiliyle birlikte taş taş üstünde kalmayacak şekilde yıkmak anlamına gelen söz dizisi. Taş taş üstünde kalmayacak. Parçalama. Bir harf alayım. Harf aldık. R. Bir harf daha rica edeyim. Verelim. Süre bitti o sırada. Lay lay Hilal Hanım. Etmek fiiliyle birlikte taş taş üstünde kalmayacak şekilde yıkma. Bertar. Yok değil. İki kelime zaten. İki kelime dönüşüyor. Mesela temeline kadar yok etmek. Ya, tamam, mesela bunu attım ne oldu? Kırıldı. Tövbe estağfurullah. Kağıdı olmuyor. Attım kırıldı diyor. Yok, ben taş olarak düşündüm onu şu an. Taş olarak düşündünüz pardon Hilal Hanım. Temel nereye kazılır efendim?
Toprağa. Çok güzel. Haklı kadın, toprağa kazanır. Yani ben yerle bir etmek. Aa, bildi. Yerli bir dedi. Evet. Tam açılırken dedi. Evet. Ben evet. Vallahi bildi. Harika ol. Ay çok şükür.